Tonguç Akademiden herkese merhabalar. Dersimizin konusu kimyasal türler arası etkileşimlerin sınıflandırılması olacak arkadaşlar. Böylece yepyeni bir üniteye de başlangıç yapmış olacağız. Hatırlayalım bir önceki ünitemiz neydi? Atom ve periyodik sistemden bahsetmiştik. Şimdi e, kimyasal tepkimelerden e, öncesinde aslında kimyasal tepkimeleri çok yakından ilgilendiren kimyasal türlerden bahsedeceğiz ve bunların e, sınıflandırmasını yapacağız arkadaşlar. Şimdi neler olacak peki dersimizin içeriğinde? Atom, molekül ve iyon olmak üzere kimyasal türleri üçe ayıracağız. Önce bu kimyasal tür dediğimiz neymiş onu bir sınıflandıracağız. Ardından da bu türler arasındaki etkileşimleri sınıflandıracağız. Sınıflandırma yaparken de iki farklı yöntem uygulayacağız. Diyeceğiz ki bağlanan türe göre bir sınıflandıralım bakalım böyle nasıl oluyormuş. Bağlanan türe göre sınıflandırdıktan sonra bir de bu bağın sağlamlığına göre sınıflandıracağız. Ve hangisi daha mantıklı hangisi daha tutarlı onu değerlendirmeye alacağız arkadaşlar ve Tabii ki alt başlıklar üzerine güzelce konuşacağız. Peki bu dersi tamamladıktan sonra bizim karşımıza neler gelecek? Neleri artık cebimize koymuş tamamlamış olacağız. Şimdi bu dersi biliyorsak öğrendiysek artık tüm kimyasal tür kavramını ve kimyasal türlerle temel tanecikler arasındaki ilişkileri incelenmiş olacağız ve öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Ardından da tabii ki bu türlerin arasında oluşacak etkileşimleri değerlendireceğiz ve sınıflandıracağız. Hangi etkileşim var, ne var, ne değildir ondan bakacağız. Ee, şöyle bir programa bir göz atalım hep birlikte arkadaşlar. Ne yapmıştık? En son periyodik özelliklerle birlikte... Atom ve periyodik sistem ünitesini tamamlamıştık. Şimdi kimyasal türler arası etkileşimleri sınıflandırarak yeni ünitemize, yani kimyasal türler arası etkileşimler ünitesine girişimizi yapmış olacağız. Gördüğünüz gibi dopdolu bir program bizi bekliyor. Hemen ardından bu ayın sonunda birinci dönem ikinci yazılı için. Kamp süreci de bizi bekliyor olacak yazılara da güzelce hazırlığımızı yapacağız arkadaşlar e programı çok iyi bir şekilde takip etmeyi ihmal etmeyelim sakın eğer hala kanalı abone değilsek bir an önce abone olalım ki ders kaçırmadan süreci tamamlayalım. Şimdi dersi tamamladıktan sonra bizim mevzumuz kapanmayacak tabii ki. Ödevler bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Öğrendiklerimizi iyice bir cebe atmak için. Temel kaynağımız neydi? Tabii ki sıfırdan dokuza kimya kitabı hepinizin elinde var zaten. Yarıladık neredeyse bu kitabı. İyice ilerleyeceğiz. Sayfa 84 ile 98 arası da bizim buradaki ödevimiz olacak. Peki kitabımızda bizi neler bekliyor arkadaşlar? Nelere çalışacağız? Şöyle bir göz atalım. Her sayfada bize bir konu anlatımı olacak. Hemen yanındaki sayfada da burada anlatılan konuyla ilgili sorular bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Her sayfa bu şekilde e, tekrar edecek aslında konuyu bize anlatacak, sorular çözdürecek. Ardından da çözdüğümüz bu sorular sayesinde Konuyu aslında iyice öğrenmiş olacağız. Bölüm bittiği zaman da bölümle ilgili tarama testleri bizi bekliyor olacak. Dinamo Kimya kitabı ise artık son hamleyi yaptığımız kitabımız olacak. Ve burada Tesla 2-3 aralığı bizim ödevimiz olacak arkadaşlar. Yani çok da uzun bir ödevimiz yok bu konu için. Peki bu kitapta bizi neler bekliyor? Ondan şöyle kısaca bahsedelim. Burada da arkadaşlar her sayfada bir tane çözümlü örnek bizi bekliyor olacak. Çözüm örneği çözdükten sonra da ona benzer nitelikte 4 tane soru her sayfada bizim karşımıza çıkacak kendimizi geliştirmemizi sağlamak için. Ardından da bölüm bitince yine tarama testi bizi bekliyor olacak. Her iki kitapta da çözemediğimiz herhangi bir soru olursa karekod sayesinde video çözümüne gidebilir, tüm eksiklerimizi giderebiliriz. Şimdi o zaman ödevlerimizi de aldığımıza göre dersin sonunda çözeceğimiz neler yapacağımızı bildiğimize göre dersimize başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir maddeyi tanımlayarak ilerleyelim ki kimyasal tür kavramını daha yakından tanıyabilelim. Daha iyi anlamlandırabilelim. Maddeyi biz nasıl tanımlamıştık? Demiştik ki bir madde kütlesi, hacmi eylemsizliği ve tanecikli yapısı olan her şeydir yani kütlesi olmayan herhangi bir şeyi madde olarak sınıflandıramayız ya da boşlukta yer kaplaması gerekiyor yani bir hacmi olması gerekiyor veya eylemsizliğe sahip olması gerekiyor ama bu konuyla ilgili en önemli noktamızda şurası olacak taneciklerden oluşmuş olması gerekiyor ki biz ona madde diyelim Şimdi kimyasal türü de işte o tanecikler belirliyor. Yani bir maddeyi oluşturan temel tanecik neyse o maddenin kimyasal türü de odur. Peki bir madde hangi taneciklerden oluşabilir? Yani bütün özelliklerini gösteren en küçük yapı taşı ne olabilir? Arkadaşlar burada tabii ki en 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 küçük yapı taşından bahsedecek olursak tüm özellikleri taşıyan atom diyeceğiz. İlk kimyasal türümüz atom elementlerin temel taneciği olarak bunu değerlendireceğiz. Ama işin içerisinde atomlardan oluşan bir grup da olabilir. Atom grubu olabilir. Buna da molekül diyeceğiz arkadaşlar. Yani ikinci kimyasal türümüz molekül olacak. Ve son olarak eğer bizim temel taneciğimiz yüklü bir tanecikse artı veya eksi fark etmiyor. Yüklü bir tanecikse buna da iyon adını vereceğiz. Bak Atomda ne var? Sadece tek bir atom yapısından oluşmuş maddelerden bahsedeceğiz. Yani aslında elementlerden bahsedeceğiz. Moleküle geldiğimiz zaman molekülde atom grupları diyeceğiz. Bak H2O3, HCl gibi örnekler vermişiz burada. Demek ki molekül olması için aynı tür veya farklı tür olabilir. Yeter ki bir atom grubu olsun. İyon diyorsak da illaki yüklü olması gerekiyor. Artı veya eksi yüklü olması veya atom grubu olması ya da atomik yapıda olması, tek atomdan oluşması fark etmiyor. Yük gördüğümüz yerde yapıştırıyoruz. Demek ki bizim elimizde iyon varmış diyoruz. Bak üç tane temel kimyasal türümüz var ve bu kimyasal türü belirleyen şey ne dedik? Tanecikli yapıdır yani e, temel tanecik neyse olur dedik. Şimdi tek tek bir inceleyelim bakalım. Atom yapısı neydi ki bir önceki ünite atom ve periyodik sistemde full atom üzerine konuştuk. Atom modellerinden bahsettik. Ne demiştik şöyle bir hatırlayalım sadece. Bir elementin fiziksel ve kimyasal bütün özelliklerini gösteren yapı taşına biz atom diyoruz. Yani çünkü hani en küçük tanecik atomdur demek doğru bir ifade değil. Çünkü atomun da altında daha küçük taneciklerin var olduğunu biliyoruz ama. Proton mesela. Proton bütün atomlarda var ve aynı proton hepsinde var. Dolayısıyla biz protonu ya da nötronu yapı taşı olarak değerlendiremeyiz. Yapı taşımız ne olacak? E, maddenin daha doğrusu bir elementin bütün özelliklerini gösteren en küçük parçası atom olduğu için Bizim kimyasal türümüz atomdur diyeceğiz. Peki atomun yapısında neler vardı orayı bir hatırlayalım. Şimdi diyorduk ki atom iki temel bölgeden oluşuyor. Nedir bu bölgeler? Bir çekirdek adını verdiğimiz bölgemiz var. Hani merkezde yer alıyordu tam atomun merkezinde yer alıyordu. Bir de elektronları taşıyan dışarıda katmanlarımız vardı. Hatta e, orbitallerimiz vardı elektronlar da burada bulunuyordu. Diyorduk ki çekirdek yani merkezdeki bu bölge proton ve nötron şeklinde e, iki taneciyi taşıyordu. Protonlar pozitif yüklülerdi ve nötronlar da yüksüz taneciklerdi arkadaşlar. Nötr olarak değerlendirebiliriz. Ve katmanlarda yer alan taneciğin adı da elektrondu ve negatif yüklü taneciklerdi. Şimdi üç tane temel taneciğimiz vardı ve bu tanecikler sayesinde de atomun yapısı belirleniyordu. Aslında atomun bütün özellikleri bu tanecik sayılarından ortaya çıkıyordu. Bu da elementin bütün özelliklerini taşıyordu. Şimdi diyeceğiz ki burada atom eğer tam bizim temel tanecikimizse bunu fiziksel ya da kimyasal yöntemlerle parçalamamız mümkün değildir. Atom parçalanamaz mı demek bu peki? Tabii ki hayır. Hani bunu Dalton atom modelinden sonra çürütmüştük zaten. Atom parçalanabilir ama fiziksel ya da kimyasal olarak değil, nükleer yöntemlerle parçalanabilir. Buraya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Atom fiziksel ya da kimyasal hiçbir şekilde Parçalanamaz diyeceğiz. Özellikle de atomun çekirdeğinin zaten dağılması mümkün değildir fiziksel veya kimyasal olarak. O yüzden hani yonda geldiğimiz zaman yeniden bahsedeceğiz. Ee, bir atomun yüklü hale gelmesini istiyorsak ancak elektron alarak ya da vererek bunu yapması mümkün olacak. Bir diğer kimyasal türümüz molekül olarak değerlendirmiştik arkadaşlar. Şimdi molekülde önemli olan mevzu bir atom grubunun oluşması. Ama burada tabii ki ön koşullar var. Elektron ortaklaşa kullanımı olması gerekecek. Bunu biraz bir ilerleyen aşamalarda kovalent bağ olarak isimlendireceğiz ve ortaokuldan zaten hatırlıyoruz biraz da. Elektronların ortaklaşa kullanımı olması, yani kovalent bağ olması gerekiyor ki biz o yapıyı molekül olarak adlandıralım. Bir diğer koşulumuz ise nötr olması gerekiyor. Yani yüksüz olması gerekiyor ki molekül olarak adlandırabilsin. Bu şekilde oluşan atom gruplarına biz molekül diyeceğiz. Aynı element ya da farklı element diye bir şey yazmış mıyız? Yazmamışız. Demek ki e, molekül elemente ya da bileşiğe ait olabilir. Yani aynı tür atomlardan da oluşabilir. Farklı tür atomlardan da oluşabilir. Eğer tek tür atomlardan oluşuyorsa. Mesela Cl2 gibi veya O3 gibi. Bak sadece e, klor atomları var veya sadece oksijen atomları var. Bunlar elektronların ortaklaşa kullanmış ve bir atom grubu oluşturmuş. Bu durumda biz o yapıya element adını veriyoruz ve dolayısıyla oluşan moleküle de element molekülü adını veriyoruz tamam mı eğer farklı tür atomlardan oluştuysa mesela hidrojen ve klordan oluşan bir hidroklorik asit molekülü ya da oksijen ve hidrojenlerden oluşan bir su molekülünden bahsediyorsan buradaki yapı tabii ki farklı tür atomlar işin içerisine girdiği için bileşik olarak adlandırılıyordu ve bu yapılara da biz bileşik molekülü adını vereceğiz arkadaşlar o zaman koşullar neymiş hatırlayalım. Elektron ortaklaşması gerekiyor. Yani kovalent bağ olması gerekiyor. Dolayısıyla da ametaller arasında olabiliyor bu sadece ve nötr olması gerekiyor ki bir atom grubu oluştursun ve biz bunu molekül olarak adlandıralım. Molekül eğer tek tür atomlardan oluşuyorsa bir element molekülü, farklı tür atomlardan oluşuyorsa da bileşik molekül olarak adlandırılacak. Üçüncü türümüze gelecek olursak arkadaşlar burada iyon adını vermiştik. Şimdi iyon ne dedik? Elektron alışverişi bak unutmuyoruz arkadaşlar. Sadece elektron alarak ya da vererek iyon oluşabilir. Proton alışverişi diye bir şey söz konusu bile değil. Dolayısıyla elektron alarak veya vererek yüklü hale gelmiş atom da olabilir bu. Atom grubu da olabilir fark etmiyor. Eğer yüklü hale geldiyse biz onu iyon olarak isimlendireceğiz. Ama iyonun tabii ki alt türleri var. Alt başlıkları karşımıza gelecek. Çünkü elektron alışverişi dedik. Elektron alış farklı, veriş farklı durum oluşturacak. Eğer bir atom ya da atom grubu yani bir molekül elektron almışsa bu ne demek oluyor arkadaşlar? Şimdi proton sayısı sabit kaldı. Dışarıdan elektron aldı. Dolayısıyla elektron sayısı proton sayısından fazla olduğu için negatif yüklü iyonlar oluşmuş olacak. İşte biz negatif yüklü iyonlara anyon adını vereceğiz. Ne gibi mesela? Eğer klor atomu dışarıdan bir tane elektron aldıysa klor eksi yüklü hale gelmiş olacak. Veya azot dışarıdan 3 elektron alıp eksi 3 yüklü hale gelmiş olacak. Demek ki burada ne anlıyoruz? Yükün değeri bizim için önemli değil. Eksi ise anyondur. Yeterli bizim için. Eksi 1, eksi 2 ya da eksi 3 olabilir. Ama burada neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Buradaki gibi sadece tek atom elektron almış olabilir. İşte buna atomik anyon adını vereceğiz. Bu durumda. Ama bir atom grubu yani NO3 varmış dışarıdan bir tane elektron almış. Ya da SO4 varmış dışarıdan iki elektron almış. Yani aslında bir atom grubu iyon haline gelmiş. işte buna da moleküler anyon veya daha sık karşımıza çıkacak şekliyle kök anyon adını vereceğiz arkadaşlar. Ortak noktaları nedir? Negatif yüklü iyonlar oluşturmaları dolayısıyla da anyon olarak adlandırmaları. E diğer alternatifimizle bu defa elektron vermiş taneciklerden bahsedelim. Eğer bir tanecik elektron veriyorsa... ...şimdi proton sayısı sabit, elektron sayısı azaldı. Dolayısıyla artık proton sayısı elektron sayısından fazla. Yani pozitif yük daha fazla. Dolayısıyla pozitif yüklü iyonlar oluşacak. İşte bize oluşan pozitif yüklü iyonlara... ...katyon adını veriyor olacağız arkadaşlar. Yine aynı şey durum burada da geçerli. Sadece bir atom bu elektronları veriyorsa... ...yani sodyum mesela bir elektron verdi. Na artı oldu veya... ...magnezyum iki elektron verip... ...mg artı ikiye dönüştü. İşte buna atomik katyon diyeceğiz bu defa. Veya bir kök durumundaysa yani bir molekül yapısı bir atom grubu elektron vermişse NH4 artı ya da H3O artı gibi buna da kök katyon adını ya da moleküler katyon adını veriyor olacağız arkadaşlar. Tamam mı? Eğer yük görüyorsak iyondur, artı yük görüyorsak e, katyondur, eksi yük görüyorsak anyondur şeklinde değerlendireceğiz. Hemen o zaman bir soru çözelim bakalım iyi öğrenmiş miyiz? Yukarıdaki tanımlara ilişkin olarak aşağıda verilen kimyasal tür örneklerinden hangisi doğrudur? Hemen bakıyoruz. İlk tanımımız demiş ki bir elementin kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük parçasıdır arkadaşlar. Ne diyorduk? Eğer elementten bahsediyorsak ve elementin en küçük parçası diyorsak bu tabii ki atomdu. İki ya da daha fazla atomun bir arada tutulduğu atomlar topluluğudur. Bir atom grubundan bahsediyorsak buna molekül adını veriyorduk tabii ki. Pozitif veya negatif yüklü arkadaşlar. Yükü görüyorsak hemen yapıştırıyoruz. İyon adını veriyoruz. Dolayısıyla bunlara hangileri örnektir? Şimdi bakıyoruz. Sodyum bir iyondu. Silelim gitsin. Klor bak eksi yüklü iyon. Onu da silelim gitsin. Çünkü birinin atom olması gerekiyordu. CH4 bak atom grubu var. Dolayısıyla bu bir molekül yapısı. Bunu da silelim. Şıklarımızı indirdik. İkincinin bir molekül yapısı olması gerekiyor. Karbondioksit bak atom grubu ve nötr halde. Dolayısıyla bu bir moleküldür. Tamam. Ama burada yüklü tanecik var. Yani iyondur gitti. SO2 atom grubu dolayısıyla molekül bu da kalsın. Argon tek atom var işin içerisinde. Yani bir atom yapısından bahsediyoruz. Burada da yine yüklü tanecik var. Bir iyon var. Hatta katyon var. Onu da eleyebiliriz. Cevabı aslında bulmuş olduk ama devam edelim. Sonuncunun da iyon olması gerekiyor. Bak bu bir atom yapısı. Bu bir molekül yapısı. Bileşik molekülü hatta. Burada bir iyon yapısı olduğunu görüyoruz artı yüklü olduğu için. NO2 bir atom grubu bir bileşik molekül var karşımızda. Burada da sadece cu yazmış bakır atomdan bahsetmiş. Dolayısıyla bu da örnek olarak verilmez. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğinde yer alır. Gelelim şimdi kimyasal türler arası etkileşimleri sınıflandırmaya arkadaşlar. Şimdi dedik ki sınıflandırma yaparken iki yöntem kullanacağız. Bir bağın sağlamlığına göre sınıflandırma yapacağız. Bir de e, kimyasal türlerin e, kimyasal türlere göre sınıflandırma yapacağız. Öncelikle bir arkadaşlar kimyasal türlere göre sınıflandırma yapalım. Bağın sağlamlığına değil. Burada arkadaşlar kimyasal türe göre sınıflandırma yapalım. Sınıflandırma yaparken arkadaşlar diyeceğiz ki eğer bir bağ atomlar arasında olursa ne olur? Moleküller arasında olursa ne olur? Şimdi mesela hidrojen hidrojen arasında oluşan bir bağdan bahsediyorsan. Bak bu H2 molekülünü oluşturmuştur. O molekülün içindedir ve kuvvetli güçlü bir bağdır arkadaşlar bizim karşımızdaki bağ. Veya demir atomları arasında oluşan bir bağdan bahsediyorsan bunu ilerleyen aşamalarda metalik bağ olarak tanımlayacağız. Ve bunun kuvvetli ya da güçlü bir bağ olduğunu söyleyeceğiz. Ya da sodyumla klor arasında bir metalle bir ametal arasındaki bağdan bahsediyorsak burada da arkadaşlar bağın yine kuvvetli ve ilerleyen aşamalarda iyonik bağ olduğunu ifade edeceğiz. Ama eğer soy gaz atomları arasındaki bir bağdan bahsediyorsak bu zayıf bir etkileşimi bize gösterecektir arkadaşlar. O yüzden zaten soy gazlar oda koşullarında ya da normal şartlar altında gaz halde bulunuyorlar. Çünkü tanecikler arasındaki etkileşim oldukça zayıf. İlerleyen aşamalarda bunu London çekim kuvveti olarak isimlendireceğiz hatta. Gelelim moleküller arası çekim kuvvetlerine. Eğer hidrojen moleküllerinden bahsediyorsak burada arkadaşlar zayıf bir etkileşim olacak daha sonra landın diye isimlendireceğiz. Ya da hidroklorik asit molekülleri arasında ilerleyen aşamalarda dipol dipol olarak adlandıracağımız zayıf etkileşimler olacak. Veya farklı tür moleküller arasında olsaydı gene bunu zayıf etkileşim olarak değerlendirecektik. Yine aynı şekilde zayıf etkileşim diyeceğiz. Yani bizim koşulumuz nedir? Eğer bir etkileşim moleküller arasındaysa veya bir etkileşimi oluşturan taneciklerden birisi molekülse bu kesinlikle ve kesinlikle zayıf bir etkileşimdir arkadaşlar. Bir molekül güçlü etkileşim oluşturamaz tamam mı? Bak bunu bir cebimize koyuyoruz ama atomlar arası etkileşime geldiğimiz zaman kuvvetli de olabiliyor zayıf da olabiliyor. İki seçenek de karşımıza çıkıyor eğer soy gaz atomları arasında olsaydı zayıf etkileşim olarak adlandıracaktık dolayısıyla türe göre sınıflandırma aslında bizim için çok da kullanışlı olmayacak. Atomlar arasındaki etkileşimlerle ilgili net bilgimiz yok çünkü. Peki bağın sağlamlığına göre sınıflandırma yaparsak ki asıl kullanacağımız sınıflandırma bu olacak. Karşımıza hep bu sınıflandırma çıkacak. Diyeceğiz ki etkileşimleri o zaman sağlamlığa göre sınıflandırıyoruz. Madem ikiye ayıralım. Güçlü etkileşim ve zayıf etkileşim olmak üzere. Peki bu güçlülüğü, zayıflığı belirleyen e, ara değer nedir? Hani neye göre baz alacağız da biz bu güçlüdür, bu zayıftır diyeceğiz. Arkadaşlar orada da şöyle bir değer karşımıza çıkacak. 40 kilojül bölü mol. Bu bir genelleme tabii ki. Genellikle 40 kilojül bölü molden daha yüksek bir etkileşimden bahsediyorsak bu güçlü bir etkileşimdir. Daha zayıf, daha düşük enerjili bir etkileşimden bahsediyorsak zayıf etkileşimdir diyeceğiz. Ve diyeceğiz ki güçlü etkileşimlerin tamamı kimyasal özellik gösterirken zayıf etkileşimlerin tamamı fiziksel özellik gösterir. Bak bu bizim için çok önemli temel sınıflandırma olacak. Ve güçlü etkileşimleri üçe ayıracağız. Diyeceğiz ki eğer bir etkileşim bir metal atomuyla bir ametal atomu arasında oluşuyorsa bu iyonik bir bağdır çünkü elektron alışverişine dayanıyordur. Eğer iki ametal atomu arasında gerçekleşiyorsa burada elektron ortaklaşa kullanımı söz konusudur ve kovalent bağ adını verdiğimiz bir bağ türü vardır. Ve eğer iki metal atomu arasında gerçekleşiyorsa bu metaller her ne kadar bileşik yapısı oluşturmasa da aralarında güçlü bir etkileşim oluşturur. Ve o bağda metalik bağ adını veririz arkadaşlar. Şimdi güçlü etkileşimleri sınıflandırması bu. Zayıf etkileşimlere gelecek olursak Zayıf etkileşimleri aslında, şurayı silelim. Temelde ikiye ayıracağız arkadaşlar. Diyeceğiz ki ya van der Waals etkileşimleri vardır. Bu isimle sık sık karşılaşmaya devam edeceğiz bu aşamadan sonra ve hidrojen bağı vardır. Bu iki ihtimal karşımıza çıkacaktır, söz konusudur arkadaşlar ve van der Waals'in de alt türlerinden bahsedeceğiz. Mesela dipol-dipol gibi bir alt türü olacak veya iyon-dipol gibi bir alt türü olacak. Veya London çekim kuvvetleri gibi e, etkileşim türlerinden bahsedeceğiz ve bunları tek tek sınıflandıracağız hep birlikte. Şu aşamada etkileşimleri güçlü ve zayıf olarak ikiye ayırmamız gerektiğini, 40 kilojul bölü molün buradaki ara değer olduğunu bilmemiz çok önemli, güçlü ve zayıf etkileşimlerin alt başlıklarını değerlendirmemiz, yani iyonik, kovalent ve metalik bağın güçlü, van der Waals ve hidrojen bağlarının ise zayıf etkileşimler olması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bir önceki sayfaya görenneyi bilmemiz gerekiyor peki. Arkadaşlar unutmuyoruz. Moleküller arasındaki veya bir molekülün oluşturduğu bütün etkileşimler her zaman için zayıftır ama atomlar arasındaki etkileşimler kuvvetli veya zayıf olabilir. Bunlar bilmemiz gereken önemli noktalar olacak. Hemen o zaman sorumuzu çözelim bakalım. Yukarıdaki etkileşimlerden, etkileşim türlerinden hangisi ya da hangileri kimyasal etkileşimlerdir? Bak kimyasal ifadesini gördük. Bu ne demek? O zaman güçlü etkileşimleri bize soruyor. İyonik bağ evet metal ile metal arasında oluşan güçlü etkileşimdi. Metalik bağ evet metal atomlarını bir arada tutan yine güçlü bir etkileşimdi ama hidrojen bağı zayıf etkileşimlerden biriydi. Hatta şunu söyleyeceğiz hidrojen bağı zayıf etkileşimlerin en güçlüsü ama hala da zayıf olma özelliğini tabii ki koruyor. Dolayısıyla birinci ve ikinci ifadelerimiz doğru olacak. Bir diğer soru bize diyor ki yukarıdaki kimyasal etkileşim türlerinden hangisi ya da hangileri zayıf etkileşimlerdendir? Bak zayıfı soruyor bize arkadaşlar. Yani fiziksel bağlara bakacağız. Kovalent bağ güçlü etkileşimler arasındaydı. Hidrojen bağı ve Van der Waals kuvvetleri ise zayıf etkileşimlerin zaten iki tane alt başlığı vardı. Onlar da bu ikisiydi. Dolayısıyla ikinci ve üçüncü ifadelerimiz bu soru için doğru olacak. O zaman arkadaşlar neler yaptık şöyle bir gözden geçirelim. Kimyasal türleri atom, molekül ve iyon olmak üzere üç başlığa ayırdık. Dedik ki atom bir element oluşturan en temel yapı taşıdır ve bütün özelliklerini gösterir. Moleküle gelecek olursak nötr atom grupları olarak değerlendirdik. Element veya bileşik molekülü olarak karşımıza çıkabiliyordu. Artı ya da eksi yüklü atom veya atom grupları fark etmiyordu. Yükü gördüğümüz anda bunun bir iyon olduğunu söylüyorduk. Eğer artı yüklüyse katyon, eksi yüklüyse de anyon olarak isimlendiriyorduk. Bağlanan türe göre sınıflandırma yaparken atomlar arası veya moleküller arası şeklinde sınıflandırmıştık. Demiştik ki moleküller arasında oluşan bütün etkileşimler zayıftır ama atomlar arasında güçlü veya zayıf olabiliyordu ve bağ sağlamlığına göre sınıflandırırken de güçlü ve zayıf diye sınıflandırdık. 40 kJ buradaki ara değerimizdi. Güçlü etkileşimlerin tamamı kimyasal fiziksel etkileşimlerin tamamı da e, zayıf etkileşimlerdi ve demiştik ki iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ güçlü etkileşimken van der Waals kuvvetleri ve hidrojen bağı zayıf etkileşimler olarak değerlendirmeye alınır. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Kanala abone değilsek bir an önce abone oluyoruz. Tabii ki videoyu beğenmeyi gene ihmal etmiyoruz ve kendimize çok iyi bakıyoruz. Tekrar görüşmek üzere.